İyi akşamlar, iyi haftalar. Bu programda Nilden Bayazıt Postalcı ve Nevin Sungur'la beraberiz. Nilden Bayazıt Postalcı CHP kurultay delegelerinden biri olduğu için, CHP'nin kurultayı da birkaç gün sonra başlayacağı için biz Nevin'le dedik ki iki gazeteci olarak bir sorgulayalım kulislerde neler konuşuluyor. Çünkü öncesinde geçen haftadan itibaren hem yeni adaylar ortaya çıktı, aday adayları diyelim, hem de ilginç bir çıkış vardı partinin politikalarının geleceğine ilişkin. Onları konuşalım istedik. İlk soruyu ben soruyorum Nevin. Şimdi önce başkanlık yarışını soralım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu biliyoruz. CHP evet. Genel Başkanı zaten. 4 yıl önce olduğu gibi bu kez karşısında bir de Muharrem İnce olacak. Evet. O da kesin. Ama iki tane de aday adayı var. Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağoğlu da aday adayı olduklarını açıkladılar. Ama onların imza toplaması gerekiyor kurultayda, değil mi? Muharrem İnce'nin de toplaması gerekiyor. Öyle mi? Muharrem İnce sanki varmış gibi konuştuğu için o da kesin gibi geldi. Öyle mi? Bulabilecekler mi? Tek aday mı olacak? Şimdi geçen kurultay değil, ondan önceki kurultay, 2014'teki kurultayda Muharrem İnce gene genel başkan adayı olmuştu. Genel başkan adayı olabilmeniz için %10 imzasını, kurultay delegelerinin %10'unun imzasını almanız gerekiyor. Yani 1270 sanıyorum kurultay delegesi var. 127 imza alması lazım. Bu Deniz Baykal zamanında %25'miş. Kemal Bey ile birlikte %10'a inmiş aday olmak için gereken imza sayısı. Muharrem İnce o zaman bulmuştu. Ve hatta ilginç bir şey olmuştu. Tam net hatırlamıyorum ama 200 küsur bir imza ile girmişti kurultaya. Fakat aday olarak aldığı oy imzadan daha fazlaydı. İlginç. Belki hani çekinmeler oldu hani imza vermekte ama salona girince imza topladılar. Ama o kurultayda da Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmuştu. İki sene önce, her iki senede bir yapılıyor. 2016'da aday olmadı. Şimdi tekrar adaylığını koydu. Aldıkları söyleniyor kurultay delegelerinden. Yeterli imza aldıkları söyleniyor. Bilmiyoruz, onu göreceğiz tabii. Peki ben şeyi de sormak istiyorum. Yani Ümit Kocasakal, Ömer Faruk Eminağoğlu'nun bu yeterli imzayı bulabileceğine dair şüpheler vardı. En azından ben de başka yerlerde okudum. Kulis bilgilerini söylüyorum. Bilemeyiz ama. Evet, şimdi Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağoğlu'nun durumları biraz daha farklı. Çünkü örgütten gelen isimler değiller. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütünün bazı konularda çok hassasiyetleri var. Mesela geçmişe dönüp işte çıkış yapan adayları, genel başkan adaylarını gördüğünüz zaman eğer örgütten gelmiyorsa işte ne kadar beğenilsin ve ne kadar beğenilirse beğenilsin çok fazla karşılık bulmadılar. Mesela bir Emine Ülker Tarhan örneği vardır. O bir dönem grup başkan vekilliği de yaptı. Sonra işte ben genel başkan adayı olacağım dedi. Bir seçmenin de belli bir sempatisi vardı Emine Hanım'a ama olmadı ve partiden ayrılmak zorunda kaldı. Benim tahminim çok kuvvetli tahminim. Ümit Bey'in de Ömer Faruk Eminağoğlu'nun da o imzaları bulması pek mümkün değil. Çünkü örgütü tanımıyorlar. Şöyle hassasiyetler vardır. Hani bir kere biz hiçbir ilçe binasına geldiğini görmedik, hiçbir çayımızı içtiğini görmedik, bizle hiç konuştuklarını görmedik. Ben hiç sanmıyorum, yani bir üye olarak açıkçası o imzaları toplayabileceklerini sanmıyorum. Bu kadar da kolay olmamalı aslında. Yani hani herkes gelip dışarıdan ben şimdi aday olacağım Cumhuriyet Halk Partisi. Yani biraz bir parti dediğin, siyaset dediğin biraz içinde bir çalışmak, biraz bir kol kola durmak, el ele durmak gerektirir diye düşünüyorum ben. Başka bir soru soracaktım ama
Arada bir soru daha sormak istiyorum. Siz dediniz ya hani zannetmiyorum böyle bu sayı ulaşacaklarını. 127 imzaya ulaşacak. Peki hani buradaki şey ne o zaman, tırnak içine iştah ne? Yani hani neden yani ne diyeyim, hani eğer sizin hani öngörünüz bu yöndeyse ya da bu gerçekten bir parti açısından da öngörülebilir bir şeyse, hani delegeler üzerinden hani onlara ulaşarak bu oyları toplama meselesinde. Hani bunu öngöremiyorlar mı aday olurken? Yani buradaki karar, buradaki talebin arkasında yatan. Vallahi ben onu açıkçası çok merak ediyorum. Hatta karşılaştığımda sormak da istiyorum. Hani bu dışarıdan gelip adaylığını koyan aday adaylarına da sormak istiyorum ben de aslında bir parti üyesi olarak. Sanıyorum hani birkaç nedeni var. Hani kendini siyaseten göstermek olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani Ümit Bey'in bir ulusalcı duruşu vardır. Parti karşılığı içi değil ama. Karşılığı gördüğü için mi acaba? Benim ne kadar karşılığım var bu partide diye görmek istemiş olabilir. Bir de biz geçen programda da bahsetmiştik İstanbul İl Kongresi'nin arkasından. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ideolojik, zaten sonra da Selin Sayık ve İlhan Cihaner'in bildirisinden de bahsedeceğiz. Orada da çok net olarak onlar da bunu anlatmışlar. Yani bir ideolojik duruş problemi var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir süredir de var o. Ve İstanbul Kongresi aslında bunun çok güzel bir yansıması oldu. Yani ve İstanbul delegeleri en azından dediler ki biz bir sol duruş görmek istiyoruz. Ve sol duruşu olan arkadaşı işe büyük bir destek geldi zaten Canan Kaftancıoğlu'na. Şimdi tam da hani sizin girdiğiniz konuyla ilgili benim soracağım soru size. Şimdi Selin Sayıkböke ve İlhan Cihaner belki de son anda aslında bir çıkış da denebilir. Hani bu kadar yaklaşmışken kongre. Tam söyledik, sınıf temelli emekten yana sol siyaset başlığı ile bir manifesto benzeri bir bildiri hazırlandı. Ve oradaki bir paragraf aslında enteresan, aslında şöyle enteresan, hani ne bileyim, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde karşılığı ya da bugüne kadar belki Cumhuriyet Halk Partisi ile huzursuzluğu, mutsuzluğu olan seçmene de belki hitap eden bir paragraf olabilir hani çeşitli nedenlerle. Mesela 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday belirlenmesi, savaş tezkerelerine karşı tutum, dokunulmazlıkların kaldırılması sürecindeki tavır, Yeni Kapı mitingine ilişkin tutum, referandum sonuçlarına tepkisizlik, benzeri örneklerde tekrar tekrar yaşadığımız siyasetsizleşme süreci kalıcı bir politik çizgi ve yönetim tarzı haline getirildiği için yola çıkarak böyle bir bildiri hazırladıklarını söylüyorlar. Şimdi bu sizin için hani bu tür bir çıkış bu isimlerden beklendik bir şey miydi? Bunun hani bir karşılığı olacak mı? Siz de dediniz İstanbul Kongresi'nde. Bir duruş sergiledi İstanbul Delegesi. Evet. Bunun hani karşılığı olacak mı? Siz hani sizden biraz detay alabilir miyiz? Ya bir nasıl kere İlhan Cihaner de Selin Sayıkböke de örgütte çok karşılığı olan ve çok sevilen, yani CHP'ye oy veren seçmen kadar, yani benim gördüğüm CHP içinde de çok sevilen, daha önemlisi saygı duyulan isimler. Selin Sayıkböke'yi belki hatırlarsınız. Referandum sonucundan sonra genel başkan yardımcılığından istifa etti. Onun nedeni de yaptığı basın toplantısında hemen referandum sonuçları açıklandığında biz meclisten çıkmak dahil her türlü çözüme, her türlü şeyi düşüneceğiz gibi bir cümle sarf etti. Sonra Levent Gök, grup başkan vekili, böyle bir şey yoktur deyince böyle bir istifa gerçekleşti. Dolayısıyla onların duruşu bence şu anda kurultay delegelerinin de ve hakikaten sol düşünen kitleleri de çok karşılık bulacak. Çünkü bulacak bir bildiri. Çünkü Yeni Kapı mitingi de tepki çekmişti. Özellikle dokunulmazlıkların kaldırılması çok milletvekillerinden de çok tepki görmüştü. Dolayısıyla böyle bir kırılma noktaları var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve onları bu bildiride çok güzel dile getirmiş Selin Sayıkböke ile İlhan Cihaner. Sanıyorum birkaç milletvekili daha var onlara destek veren. Ama buradaki konu şu, yani kurultayın gerçekleşmesine çok az zaman kaldı. Yani bir 3-4 gün kaldı.
Ve bunlar hakikaten Cumhuriyet Halk Partililerin çok önemli bir kısmının rahatsız olduğu noktalar. Keza o bildirinin içinde Ekmelettin İhsanoğlu'nun da seçilmesi Cumhurbaşkanı adayı olarak. Fakat bu kadar kısa sürede hani bu bildiri nasıl, çünkü bu bir tüzük kurultayı değil aslında. Yani hani tüzük... Özür dilerim, tam sözünü kestim. Bu noktayı altını çizmek istedim. Tüzük kurultayı değil denmesine rağmen diyeceksin, onu öyle aç diye bize. Epey tüzük değişikliği önerisi evet, de gelecek evet, galiba. Evet, sanıyorum ilk gün genel başkan seçimi oluyor ve belli maddeler imzalara, hani siz diyebilirsiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak ben şunun değişmesini istiyorum diye imza toplarsınız. Salt çoğunluk, yani 1275 delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alırsanız bu konuşulur ve şey yapılır, oylamaya sunulur. Ama hani bu kadar ve sanıyorum birkaç bahar aylarında tüzük kurultayı da yapılmak istendiği söyleniyor. Ama hani bütün bunların parti meclisi seçimi ve genel başkan seçiminin olacağı kurultaydan 3-5 yıl önce dile getirilmesi. Yani hani bu belki bir Eylül ayından itibaren bizim başlayan kongre süreçlerimizde, işte mahalle delegeli, ilçe kongreleri, o süreçlerde bunlar dile gelseydi, hani belki çok daha fazla kurultay delegelerin üstünde etkisi olurdu diye düşünüyorum ben. Peki, o zaman ben senin tabii anlatımının akışını bozmuş oldum araya girerek. Oradan devam edelim. Yani sen de vurguluyorsun bu çıkış, yani Sayık Böke ile Cihaner'in çıkışında bunu hatırlatıyorsun. Çok kısa bir zaman öncesinde belki altına çizdikleri hususlar daha önce tabandan gelen bazı rahatsızlıkları bir araya getiriyor. Ama böyle bir zamanlamayla evet, olması karşılığını bulamayabilir mi gibi mi geliyor? Evet, yani karşılığını bulamayabilir ve açıkçası ben şunu anlamakta biraz hani çok güzel belki... toplumda da bir karşılığı oldu. Hani medyada da çok yer aldı. Güzel bir yani hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konulardan çok ciddi rahatsızlık duyan ve bunu bildiri haline getiren bir milletvekilleri var. Bu da hani seçmen ve CHP'ye oy verenler açısından çok önemli bir gelişme. Ama hani delegelerde ne kadar karşılık bulur onu bilmiyorum. Çünkü hani bu çok ciddi bir iddia aslında. Hani ben, bu şu demek, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim şekillerini beğenmiyorum demek aslında özünde. Yani bunlar çünkü en son 3-4 senenin en önemli kararları. Ve ciddi hatalar olduğu düşünülen kararlar. Ama o zaman böyle bir iddiaya gelmişsen, o zaman hani bir genel başkanlık adayı da hani bu iddiayı eğer yönetemiyorsanın karşılığı nedir? Yani hani evet bu yönetilemiyor ama karşılığında nedir? Ne diyorsunuz? Peki ben o zaman şunu sorayım. Kulis bilgisi olarak duyduğum için. Tabii genel başkan adayı çıkarmıyorlar ama bu manifestonun Medyaskopa'da bir mülakat verdiler beraber. Seyircilerimiz de isterlerse Medyaskop TV'nin sayfasından ona ulaşabilirler. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için onların ağzından. Şimdi o mülakatta da şu ortaya çıkıyor. Yani senin söylediğin hususu da birleştirirsek. Yani biz az kişi değiliz bir kere. Yani CHP evet, içinde diyorlar. Senin de söz ettiğin zaten bu hissi veriyor CHP'nin tabanı. Evet. İstanbul evet, seçimlerinde gördüğümüz üzere. Fakat genel başkan değişikliğine gitmeden kendi listelerini galiba, değil mi, önerecekler. Bu nasıl olacak? Yani bu... Şöyle olacak. Şimdi bizim iki türlü seçim şeklimiz var. Bir çarşaf liste dediğimiz, bir de blok liste dediğimiz. Kemal Bey bugüne kadar çarşaf liste kullandı. Sanıyorum ilk geldiği, ilk genel başkan olduğu zaman blok liste kullanmıştı. Çarşaf listede İşte çizikler yersiniz ya da siz ne kadar çok kurultay delegesi oraya yazarsa siz Kemal Bey'in listesi dışında da girebilirsiniz. Muharrem İnce bir liste yapacaktır mutlaka. Hazırladığını da duydum. Selin Sayık Bökeler
ve İlhan Cihaner grubu da muhakkak, hani buradaki amaç benim anladığım, ben biz de parti meclisinde bu görüş olarak var olmak istiyoruz. Bu da tabii demokratik hak. 52 kişiden oluşuyor parti meclisi bu arada. 8 kişi bilim kültür platformu oluyor, 60. 14 mü 15? 15'te yüksek disiplin kurulu var. 75 kişi seçiliyor toplam bu parti meclisinde. Net olarak şunu söylemek lazım. Selin Sayıkböke ve İlhan Cihaner, biz bu görüşteyiz ve bu görüşte insanlar olarak karşılık bulmak istiyoruz. Yani kendi çerçevelerini çok net olarak belirtmişler. İlhan Cihaner zaten hani ben duruş olarak da çok beğendim. Çünkü siyasetçinin kendi sınırları ve kendi çizgilerini net olarak belirtmesi hele günümüz şeyinde çok mümkün değil. Ama İlhan Cihaner her zaman kendi duruşunu, kendi yönünü çok net ortaya koymuş bir siyasetçi. Tam İlhan Cihaner'in de eminim çok emeği var yapılan bildiride. Ben de şey diyeceğim. Söyle. Ben hep kesiyorum. Neyse, sen sor. Ama şöyle aklıma şu geldi sen öyle deyince. Hani kendi duruşunu koruyan, evet, ve ayrıksı bu anlamda duran belki diyeceğim. Neden? Çünkü CHP'nin de böyle, yayınlar önce konuşuyorduk ya Nevin'le de. CHP'nin böyle bir tarafı da var. Yani şimdi aklıma buna benzer Sezgin Tanrıkulu geldi. O da kendi nevi şahsından münhasır bir şekilde bazen CHP'nin hiç desteklemediği cesurca evet, çıkışlarla kendi politikaları, neredeyse bir parti gibi yani o da, mücadelesini vermiştir ve tavrından hiç geri adım attığını görmedim ben Sezgin Tanrıkulu'nun. CHP, Sezgin Tanrıkulu'nun attığı adımlardan çok geride dursa bile parti olarak diye söylüyorum. Bir grubu belki böyle birleştirebilecek bir yanı olabilir mi? Çünkü... Kesinlikle. Yani aslında partinin bir yandan da hakikaten o ideoloji meselesine geri dönersek, hakikaten bir artık net ideoloji, ideolojik bir şey geliştirmesi gerekiyor. Bir siyaset net. İşte biz şu, yani mesela şöyle düşünün, ben hep şunu düşünüyorum. Mesela diyelim ki dokunulmazlıklar. Hani İlhan Cihaner'in çok iyi net olarak bilirsiniz o konuda ne düşüneceğini. Yani hani bir siyasetçinin ve bir partinin net çizgileri olması gerekiyor. Bizlerin de hani tabii Cumhuriyet Halk Partisi kitle partisi, tabii belli hassasiyetlerimiz var. Bunu da zaten kurultayda yaşadık. İşte Atatürk'ün askerleri miyiz, yoldaşları mıyız üzerinden bir Atatürk tartışması oldu. Ama tabii o çok yüzeysel bir şeydi. Yani onun temeli, o gün de konuşmuştuk, hani bir ideolojik bir şey oturtmamız lazım. Tam bu noktadan bir şey sormak istiyorum. Şimdi burada hem o mevzunun şu andaki belirsizliği ve bundan duyulan mutsuzluk, burada dokunulan mevzular aslında çok temel mevzular. Yani bir partinin ya da sol ve emekten yana olduğunu söyleyen ya da hani CHP sonuçta partinin bu noktalardaki tavırları seçmenleri de çok mutsuz eden aslında bir taraftan baktığınızda tavırlar olarak zaten bir huzursuzluk ve mutsuzluk yarattı seçmenler. İşte adalet yürüyüşü sonrasındaki hani o bir atalet haline dönüşmesi o mevzunun. Şimdi bunlar parti içerisinde de yani bütün bu çıkışlardan anlıyoruz ki bir huzursuzluk ve mutsuzluk var, karşılığı var. Şimdi bu süreçte o zaman hani Kemal Bey'in size göre şeyi ne olacak? Yani bir yıpranmışlık söz konusu mu, bir hani Kemal Bey'in bu süreçteki tavrıyla ya da tavırsızlığıyla alakalı olarak? Yani ve bu kongre sırasındaki tavrı ne olacak sonuçta? Genel Başkan adayı olarak nasıl bir vizyon sunacak sizce? Şunu da ekleyeyim o zaman. Yahut da mesela Muharrem İnce'nin seçilmesi durumunda hani bu vizyon ne kadar karşılık bulacak? Evet, yani evet, iki aday varsa evet, eğer tabii. Ya benim tahminim ve öngörüm, düşüncem Kemal Bey'in çok fazla sıkılmadan genel başkan olacağı. Muhakkak Muharrem İnce de çok karşılığı olan bir
siyasetçi çok eski bir siyasetçi. Yani nasıl siyaseti yapıldığını özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte gençlik kollarından gelmiş. Partililerin reflekslerini çok iyi okuyabilen bir siyasetçi. Kemal Bey biz yani tabii bunu öngörmek çok güç şu anda. Mutlaka yani şimdi parti meclisi parti politikalarının aslında belirlendiği yer. Çok önemli. O yüzden sanıyorum 400 küsur aday varmış parti meclisine girmek isteyen Türkiye genelinde. Mutlaka bir takım şeyler yapacak. Hani bundan sonraki süreçte çünkü önümüzde iki büyük seçim var. Genel seçim ve yerel seçim. Hı hı. Onlara dönük politikalarını da anlatacağı bir kurultay olacaktır muhtemelen. Yani nasıl bir CHP görmek istediğini anlatacağı bir kurultay olacaktır. Ama tabii daha çok eğer İstanbul'u okuyabiliyorsak hakikaten bir duruş, bir sol siyaset ve oraya iyice girmemiz gerektiğini. Çünkü dönem dönem biz bunu yaptık. İşte böyle sağdan daha çok siyasetçiler aldık. Ama çok da etkili olmadı. Bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütünün ciddi bir rahatsızlığı var. Özellikle önümüzdeki seçimlere yönelik bir politika sunacağını düşünüyorum ben. Heyecanlı Kemal bir kongre olacak mı? Bence çok heyecanlı olacak. Çok heyecanlı olacak çünkü benim... Sürprizler de olabilir. İstanbul kurultayında, toplantısında olduğu gibi öncesinde belki ilginç yayınlar olabilir. Değil mi? Sosyal medya paylaşımları falan. Göreceğiz, bakacağız. Bir de kadınların ön planda olduğu gerçekten Canan Kaftancıoğlu. Daha sonra seni sayıp şimdi yani. Mesela evet, o da bir siyasetti. Bunu da biz burada çok konuşmuştuk kongre öncesinde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten bir kadın kimliği oluşturması gerekiyor. Nasıl bir kadın? Çünkü AKP kadın üzerinden çok güzel siyasetler üretti. Ama biz CHP bunu da çok dışarıda bırakmıştı kadın konusunu. Canan Kaftancıoğlu'yla da güzel bir fırsat geldiğini düşünüyorum ben. Önümüzdeki süreçte de parti meclisinde de kadın ve genç siyasetçilerin daha çok yer alacağını düşünüyorum. Var mı senin başka sorun? Yoksa sana soracağız. Sıra sana geldi. Tata sen sor. Yani... belki de kapatmak için, ya ben sadece şeyi soracaktım, bu Muharrem İnce'nin hani çocuk değişikliği önergesini yönelik, daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini, işte üye seçimleri, üyeler seçsin Cumhurbaşkanı evet, evet, adayını. Evet, o anlamda bir çağrısı vardı. Delegelere attığı bir mesajla, hani bu konuyla evet, ilgili ne, o nasıl sizce? Onu imzayı açmışlar sanıyorum o konuyu. Ne durumda o konuyla ilgili? Onunla ilgili bir bilgim yok. Ne kadar şey ama bence de doğru bir şey aslında. Yani önerilen her şey aslında çok doğru geliyor. Yani o da doğru. Bildirilerin tamamı doğru. Ama işte ne kadar karşılık olacak ve bunlar niye 3-5 gün önceden çıktılar? Orası Kervan göreceğiz. Peki o zaman biraz sen de katıl, Afrin soralım. Şimdi Suriye'nin kuzeybatısındaki işte Afrin Evrelik Zeytin Dalı harekatında bugün tam 10. gün doldu. İçişleri Bakanlığı sosyal medyadaki Afrin paylaşımları ile ilgili olarak son bir haftada 311 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hükümet yetkilileri yine bugün harekatın süresi ve kapsamına ilişkin biraz bilgi vermiş oldular. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu örneğin, operasyonun ardından Türk ordusunun Suriye topraklarından çekileceğini söyledi ve çünkü Türkiye'nin orada kalıcı olup olmayacağına dair tartışmalar vardı. Yine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ dedi ki işte harekatın süresiyle ilgili olarak, hani sınırlı bir harekat dedi kapsamıyla ilgili olarak, kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içindeki terör örgütleri ve teröristlerdir dedi. Hepsini etkisiz hale getirinceye ve istikrar sağlanıncaya kadar devam edecek ama süre tayin edemeyiz dedi. Aslında hani bilgi verdiler ama çok da belirli bir belirsizlikler de devam etti. Buradan bakınca şimdi
Bir de Membiç'e yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yapmış olduğu açıklama vardı. Yani Membiç'e doğru harekatın devam edeceğine dair. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da hafta sonunda bu görüşü tekrar edince bu kez Amerika'dan yok biz Membiç'ten çekilmeyiz, orada duracağız. Daha doğrusu Amerikalıların harekatın Membiç'e yönelmesinden önce yani Amerikalıların Membiç'ten çekilmesi Türkiye'nin çünkü oraya doğru devam ettirmek istediğine dair yapılan beyanlar üzerine Amerika'dan en azından komutandan hayır böyle bir adım atmayacağız gibi bir açıklama geldi. Şimdi bu tür açıklamalar Amerika'yla telefon görüşmeleri olsun geçen haftadan beri sürekli karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Daha çok sosyal medya üzerinden de sanıyorum takip etmek durumunda kalıyoruz. Yani medya üzerinden diyelim her zaman sosyal medya olmasa da. Bu yani çok gerildiğini biliyoruz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerini. Ama gelinen nokta hani kopma noktasına mı geldi artık denebilir mi? Nasıl görüyorsun? Yani ama şimdi söyledik mevzu hani bir gerçekten baktığın zaman hani satranç tahtasına bakıyor gibi hissediyor insan gerçekten hep böyledir ya. Dış politika ya da ülkelerin birbirleriyle özellikle bu durumlarla karşı karşıya gelmesiyle ortaya çıkan tabloda. Yani bir taraf adım atıyor, karşı taraf piyonunu sürüyor. Şimdi ona benzer hani şu anda baktığımız noktadan hani okuyabileceğimiz şeyler üzerinden hani sonuçta bu tür paylaşımlar ya da iletişim ya da konuşmalar çok fazla en azından bugün için göz önünde olmadığında dediğin gibi hani bu Membiç meselesiyle ilgili en son bu ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı General Joseph Bottle'ın yaptığı açıklamayla beraber biz Membiç'ten çekilmeyeceğiz deyince Amerika şimdi zaten yükselen tansiyon bir süredir Türkiye ile Amerika arasında yükselen tansiyon başka bir noktaya taşınmış gibi gözüküyor şu bulunduğumuz noktada. Şimdi karşılıklı NATO üyesi olan iki müttefik arasındaki bu tür tansiyon yükselmesi hani çok da normal giden ya da olması istenen, beklenen bir şey değil. Hani bunun da dolayısıyla hem Ankara'da hem Washington'da bu kadar da gönül rahatlığıyla ittirmek ya da bu kadar gönül rahatlığıyla restleşmek şeklinde olduğunu düşünmüyorum. Yani bir taraftan bu tansiyon tırmanıyor ama bir taraftan da var olan durumdan, yani bu tansiyon tırmanmasından mutlu olmasalar da var olan durum, yani şu andaki de facto durum, şu an için bir çözüm bulunmasında mümkün olmadığını gösteriyor var olan tabloya baktığımızda. Tabii bir taraftan da çok karmaşık bir süreçten söz ediyoruz. Yani şöyle ki şimdi işte Türkiye ve Amerika'nın NATO üyesi müttefik ülkeler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir askeri açıdan bir stratejik ortaklık ya da işbirliği içinde olması gereken iki ülkenin iki ülke olması gerektiğini görüyoruz. Öte yandan hem Amerika hem Türkiye Suriye'de Esad rejimini istemiyor. Yani Esad rejimi karşısında özellikle yani bugüne kadar gelen süreçte böyle bir durumları var. Dolayısıyla hani bu anlamda her iki ülkenin hedeflerinin de paralel bir kısmı da ortak evet, yani. Paralel hedefleri var. Ama öte yandan baktığınızda yani bu paralel beklenti ve hedeflerin yanı sıra karşı karşıya geldiği noktalar da var. Yani bunlar hep yani bu süreç içerisinde Medyascope yayınlarında da konuşuldu uzmanlar tarafından ama belki hani zaman zaman hatırlatmakta fayda var. Yani şimdi ABD'nin açıkladığı mevzu durum var. Yani Suriye'de kalma kararlılığı var ABD'nin. Şimdi Suriye'de kalma kararlılığı yani oradaki şeyden oyundan çekilmek istemiyor. Yani hem Rusya ve İran karşısında oradaki oyundan çekilmek istemiyor. Bu kararlılıkla beraber işi de karşı sürdürdüğü bir savaş var. Yani oradan çekildiği zaman yani Irak'ta yaşadığı mevzu tekrar başına gelsin istemiyor. İşledi tamamen bitirdiğinden emin olarak çekmek istiyor. Dolayısıyla şu anda en büyük işbirliği yaptığı grup da Kürtler. YPG ile orada çalışıyor ABD ve dolayısıyla bu kararlılığı yani işle karşı sürdürmek istediği savaş kararlılığında da Kürtlerle yaptığı bir ittifakın şu an için bozulmasını istemiyor. Yani şu an için öncelikle stratejisi Kürtlerle olan bu ittifakını sürdürmesi. Şimdi Türkiye tarafından baktığınızda Türkiye'nin zaten kırmızı çizgileri belli. Yani sınırın öte yanında bir Kürt oluşumuna izin verilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Türkiye'nin dış politikası anlamında. Dolayısıyla bu nedenle de ABD'nin Kürtlerle işbirliğine itirazı var. Ve sonuçta işte bugün geldiğimiz noktada hani Afrin'e Zeytin Dalı Operasyonu'nun 10. günündeyiz. Bunlar bu iki ülke açısından baktığınızda meselenin temel ayakları gibi gözüküyor çözümsüzlüğü. Ama şimdi
baktığınızda sadece gördüğünüz Rusya ve Amerika değil, esas bunun arkasında da Rusya gibi esas bir temel hani ana aktör var. Belki orada Rusya'ya da girmişken o zaman bugün hatırlatalım. Yani Suriye Ulusal Diyalog Kongresi adı altında değişti. Soçi'de işte İran, Türkiye ve Rusya'nın ortaklığında geliştirilen Suriye'nin geleceğine ilişkin diyalogla, müzakereyle bir plan kurma işinde. Bugün toplantılar başladı. Yarın asıl toplantılar olacak. Bu Kasım ayında da işte YPG gelmesin ya da Kürtlerden kimin geleceğine ilişkin tartışma nedeniyle yapılamamıştı. Türkiye'nin itirazları nedeniyle ya da en azından sosyal medya, yani bize medyaya öyle yansıdı. Şimdi ama bu yapılıyor. YPG'de kendi gerekçesi olarak Afrin harekatı nedeniyle katılamayacağını söylemiş. Ne beklenebilir? Yani bu söylediğin açmaz var ama Türkiye'nin operasyonu Suriye ve tabii Rusya için ne kadar kabul edilebilir? Ne ölçüde Rusya'nın planları açısından nasıl bir yerde duruyor? Yani şimdi Soçi, yani bunun yani dediğin gibi yani Soçi'de şu anda yarın başlayacak toplantılar sonrasında bir beklenti içine, yani somut adımlar atılması açısından bir beklenti içine girmek, hani orada da devam eden bir operasyon söz konusuyken, çünkü orada operasyonun oluyor olması bir şekilde hani kartları yeniden karılmasına, yani ne kadar planlandı, ne kadar hesaplandı bu Rusya tarafından, o da tartışılır bir mesele. Çünkü hani Türkiye'ye Rusya'nın izin vermiş olması ya da yeşil ışık yakması diyelim böyle bir operasyonu sürdürmesi için, hani oradaki Kürtler PYD'ye de bir hani uyarıda bulunmak, yani onları da kontrol altına almak ya da bir hani sopa göstermek anlamında bir yeşil ışık yakmasının temel nedenlerinden birisiydi. Dolayısıyla hani bu süreçte artı onların Soçi'de olmaması, yani hala soru işaretleri var. Yani o süreçte ne bileyim, yine konuşulan mevzulardan işte Kürtlere işte sağlık, hani kültürel özellik vermesi gibi meseleler de söz konusu Rusya'nın. Dolayısıyla hani onlar daha bu süreç içerisinde devam eden, aktif olan bu operasyonlarla hani biraz soru işareti olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla hani somut olarak bir şey ne kadar beklenebilir Soçi'den şu anda çok emin değilim açıkçası. Ama şey açısından baktığında yani şimdi Rusya'nın bir taraftan Türkiye'ye yeşil ışık yakması, yani bu Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili, yani Türkiye'nin Afrin'e doğru ilerliyor olması Rusya'nın işine gelen bir şey. Çünkü hani Rusya bu anlamda ana aktör olduğunu defalarca altını çizmek istiyor. Artı hani iki NATO müttefiki ülkenin, NATO üyesi müttefik ülkelerin böyle bir alanda karşı karşıya gelecek olması ve karşılıklı yıpranması bir Rusya'nın işine gelecek bir mesele. Yani hem böyle bir Kürtlere dediğim gibi mesaj gönderiyor bunlar, hem ABD'ye mesaj gönderiyor, hem de Türkiye'nin de bu anlamda bir şekilde orada tırnak içinde yani yıpranma payının da oluyor olması, yine Türkiye'nin elini zayıflaması, yine Rusya'ya hani Türkiye'yi, Rusya'nın Türkiye karşısında daha güçlü konuma geçmesini sağlayacak bir şey. Yani bunlar hani Rusya'nın hesapları bu anlamda. Yani dolayısıyla bu anlamda da işine gelen bir şey. Ama şimdi bu kadar sertleşiyor olması, yani Membiç şey gireriz, yok girmezsiniz mevzuunda. Hani Rusya'nın tarafından baktığınızda evet böyle bir mesaj veriliyor olması, hani bu demin de söylediğim gibi bu güçlerin yıpranıyor olması karşılıklı işine gelecek bir şey, ama bir taraftan baktığınızda da şimdi hani işlerin kendi yani kontrolden çıkması, yani özetle Türkiye'nin Kürtlerle ya da PYD ile bir savaşa giriyor olması da hani Rusya'nın çok talep edeceği bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu hani o zaman işlerin biraz daha kontrolden çıkması gibi bir olasılık da masada. Artı Türkiye'nin orada bulunduğu alanını bu kadar genişleterek, yani işte Afrin'den Membiç'e gitmek, yani Türk ordusunun bu kadar derinlere girmesi ve hani orada var olma biçimi ya da hani orada bir söz söyleyen aktör haline gelmesi ne Rusya'nın ne de Esad rejiminin işine gelecek bir şeydir. Dolayısıyla hani orada da hani işte Membiç'e gidip gitmeme meselesi konusunda bütün bunların da düşünülüyor olması söz konusu Rusya açısından. Yani o kadar açık ve hani gözü kapalı
hani giderseniz ne yaparsanız yapın gibi bir izin vermesi söz konusu değil. Bunlar hep hesapladığı şeyler Rusya'nın. Dolayısıyla hani Soçi'de de bütün bunlar onun elinde. Yani bir taraftan dikkat etmesi gereken şeyler ama bir taraftan da hani elini güçlü nasıl tutarım ve hani bu süreci nasıl yönetirimin hesaplarını yapıyor Rusya o anlamda. Yani şimdi yine Afrin ve Membiç meselesi olayın durumundan Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin durumuna da baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'ni bu kadar hani Türkiye ile orada karşı karşıya gelmesi hesapladığı bir şey değildi zaten. Yani şu sonuçta baktığınızda 2000 civarında bir varlığı söz konusu, asker anlamında varlığı söz konusu. Yani burada Türkiye ile bir çatışmaya, sıcak çatışmaya girmeyi Amerika da tercih etmeyecektir. Her ne kadar Türkiye'nin tavrından hoşnut olmasa da Türkiye'yi Rusya ve İran tarafına itmekten hoşlanmayacaktır Amerika. Türkiye tarafından baktığınızda da yine hani çok riskli bir konu. Tam Afrin'e gidip orada bir zafer kazanması hem dış politika açısından hem de iç politika açısından çok elini rahatlatacak bir şey olacaktır ama yani onun sonrasında önünü arkasını hesaplayamayacağı bir pozisyona gelme ihtimali Türkiye için ve Suriye'de hani bu noktaya gelme meselesi Suriye'yi de Türkiye'yi de hani o anlamda çok huzurlu kılacak bir nokta değil. Yani o da çok riskli bir şey orada. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani bu Afrin sonrası Membiç meselesi ne kadar şu anda sert gözüküyor ama bundan sonrası ne kadar sertleşerek devam edecek ve ülkeler buna ne kadar izin verecek bilmiyorum. Şu anda söz konusu olan hani bu diyalog sertleşmesi ama yine de hani bu kameralar önünde yapılan açıklamalar haricinde her iki tarafta da bir arayış olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla göze alabilecekleri bir şey olmadığını düşünüyorum. Ve hani dolayısıyla da hani bundan sonrasında bu kadar sertleşecek bir süreç olacak mı bilmiyorum. Yani bence ama galiba yani en azından birkaç ay daha sürecek ve yani sonuçta Soçi gibi daha toplantılar yapılmak durumunda bir kalacak. Bir de Cenevre'si var. Yani hani bu işte demin dedim ya satranç şeyi yani o hamleler bir şekilde devam edecek yani hani. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Sence peki Rusya hep böyle dışında mı olmayı tercih edecek? Dışında mı derken? Yani bu sürecin hani şeyin bu Afrin'in şeyin hani hiçbir şekilde hani çünkü biliyoruz ki YPG yanlış anlamadıysam Nevin şunu söylemek istedi yani şöyle Afrin'de aslında Amerikan değil işte Rusya'nın kuvvetleri var yani onlar çekildiler evet, Amerika'nın hani benim anlayabildiğim kadarıyla tabii bu konunun özellikle takip eden mesela Kerim Has var onunla yapmıştım ben de bir mülakat oradan da anladığım kadarıyla Rusya son ana kadar işte YPG'yi sen orayı rejime terk ettiği işte konuşup işte çekilmedi. Neyse Rusya sonuçta yeşil ışığı yaktı ve Türkiye bu operasyona başladı. Membiç konusunda da aslında orada da gene bildiğim kadarıyla hem Rus tamam yani Rusya'nın da bir mevziği var diyelim. Dolayısıyla hani uzmanların da özellikle Rusya'yı da çalışan uzmanların da söylediği hani Afrin harekatı başka bir şey bu taraflar için belki herkes için. Nevin'in sözünü ettiği pazarlıklar, müzakereler açısından herkes için bir kazanç sağlıyor. Yani Türkiye'yi olduğu gibi Türkiye'nin de bir hedefi var ve o açıdan baktığınızda. Ama Membiç'e doğru yani doğuya doğru gittikçe bu böyle olmayabilir diye. Ama tabii öngörmek şu aşamada hayli zor. Bilmiyorum sen eklemek isteyecek misin bir yani şey? Yani sürecin daha çok hani bir şekilde diplomatik olarak çözüm bulmak konusunda ihtiyatlı davranacaklarını düşünüyorum. Yani Amerika ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi yani şu an çok anlamlı gelmiyor açıkçası her iki taraf açısından da bana. Dolayısıyla yani Türkiye'yi rahatlatacak adımlar atabilir Amerika o anlamda. Bunun belki pazarlıkları yapılıyordur. Hani bu Ömer Taşpınar'la Ruşen Çakır'ın bir şeyi vardı. Dünkü programda sanırım. Konuştukları orada enteresan bir şey söylüyor Ömer Taşpınar. Yani bu Pentagon ve Beyaz Saray arasındaki şu anda bir koordinasyon ve anlaşmazlık boyutu da var bu işin. Yani sonuçta sahadaki asker zaten kendisine verilen emri nedir o emir? IŞİD'e karşı savaşmaktır. Dolayısıyla buradaki müttefik de Kürtlerdir. Ve bunun ötesinde bir adım atmaz. Yani dolayısıyla karşı çıkar. Ama Beyaz Saray daha diplomatik bir tavırla bir çözüm arayacaktır. Yani orada yani, bir
ona benzer adımlar da oluyor sonuçta Türkiye. Yani önemli bir güç bu, bir aktör burada. Ve hani onun kaygıları, yani sonuçta orada bir yeniden eğer düzen kurulacaksa Türkiye'nin kaygılarını da göze almak durumunda kalacaklardır diyelim. Bunu zaten hani daha konuşulacak, uzunca bir süreceğe benziyor. Şimdi saat itibariyle bakıyorum çünkü bu noktada yayınımıza bir kişi daha katılacak. İklim Tamkan, ünlü bir piyanistimiz, ünlü bir sanatçımız. Neden? Neden? Çünkü ilklerle ilgili bir gelişmeden ötürü diyeyim. Bir dakika, şimdi hazır olmadığım bir teknik kullanacağım arkadaşlar. ben çok hazırlıklı değilim. Bilmiyorum şimdi. Arayacağız onu bir yandan. Yönetmenim böyle sessizlik oldu ama ondan önce bir başka ilki söyleyelim. Geçen haftanın güzel, ilginç bir ilkiydi. Oxford Üniversitesi de 1000 yılı aşkın tarihinden bu yana ilk kez geçen yıl. İklim merhaba bu arada. Aa, bir dakika. Ben seni duyuyorum fakat yayın duyuyor mu? Ondan emin değilim. Sevgili yönetmenim, ne yapmam gerekiyor acaba? Daha mantıklı sanıyorum. Bilgisayarın sesini kısmamı tavsiye ediyor musun? Yok yok, galiba oluyoruz. Yayına geldin İklim. Tamam, şahane. İki dakika seni tutuyoruz. Şimdi ben bir başka ilkten bahsediyordum. Ötekisine geçmeden önce. Geçen hafta, bir önceki yıl, 2017 yılında Oxford Üniversitesi, dünyanın hani sayılı üniversitelerinden bir tanesi ve 1000 yılı aşkın bir tarihi var. İlk defa geçen sene 18 yaşta bu üniversiteye başvuranlar açısından kadın öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısını geçmiş. Bu çok önemli bulundu bu üniversiteler tarihinde. Hatta güzel bir haberi de verelim. King's College'a kabul edilmiş bir genç kızımız da var. Nildin'in kızı. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Ne kadar çok bu köklü üniversiteler ve diğer üniversiteler, yani üniversite okuyan kadınların sayısı artarsa, önemli görevlere gelirse biz o kadar memnun oluyoruz. Evet, evet. Bir başka ilke geçecektim ben. İklimi de o yüzden yayına, onun uzmanlık alanı olduğu için davet ettik. Şimdi şöyle, Viyana Radyo Senfoni Orkestrası, klasik müzik açısından çok önemli, tarihi bir kurum olarak biliyoruz biz. İklim, doğru mu sana soracağım? Doğru, çok çok önemli, çok prestijli bir kurum ve çok iyi bir orkestra. Ve bu orkestranın yine uzun tarihinde ilk defa bir kadın orkestra şefi oldu ya da ne diyelim, sanat direktörü oldu. Evet, aslında bu orkestra çok defa çok çeşitli sanatçılarla, orkestra şefleriyle ve kadınlarla çalışmış. Fakat ilk defa bir artistik direktör, yani daimi şef olarak bir kadınla çalışacaklar. Ve senin de söylediğin gibi hakikaten çok önemli bir gelişme aslında tabii. Çok çok mühim bir şey. Ama tabii bu konu başlı başına aslında o orkestrayla ya da bu ünlü şefimizle ilgili bir durum değil. Yani bunun eğer açıklamama, yani vaktimiz varsa var, biraz varsa, ben tabii senden neden, bilgi almak neden istiyorsun. Olduğunu, evet, ben biraz bugün hem düşündüm, araştırdım, hem Avusturya'da 12 sene yaşadım. Evet. Ve kendi gözlemlerimle beraber biraz aslında bunun nasıl bu hale dönüştüğünü, nasıl bir dönüşüm sonrasında böyle olduğunu açıklamaya çalışacağım. Avusturya'da bir kadın kotası programı uygulanıyor. Yani resmi dairelerde devlet eşit bir dağılım sağlamaya çalışıyor. Bir eşitlik mekanizması sağlamak açısından. Bu sayede toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefliyor. Yani aslında Avusturya Anayasası'nda yazılı olan bir şey var. Bu işte belki %30'larda, 40'larda falan. Yani işte Norveç'teki gibi ya da İskandinav ülkelerindeki kadar tam performans çalışan ve işleyen bir sistem henüz değil. Fakat devlet diyor ki siz kadınlara... çok ekstrem bir pozitif ayrımcılık yapmıyor olsanız da eşit yer vermek durumdasınız. Ve aynı zamanda yaşlılara ve engellilere de böyle durumlarda ben sizi destekleyeceğim diyor. Bu aslında bir süredir çok kolay olmuyor ama bir işte çeşitli protestolarla aktivistlerin ve feministlerin bu işin üzerine hakikaten çok gitmesiyle yavaş yavaş Avusturya'ya yayılıyor. Tabii bunu uygulayan kurumlarında işleten tam performanslı olarak yani herkes bunu yapmıyor, öyle diyeyim. Mesela buna bir örnek olarak Viyana Filarmoni Orkestrası'nı verebiliriz. Viyana Filarmoni Orkestrası
son derece cinsiyetçi ve ırkçı bir şekilde neredeyse %95'i mi %98'i mi tam emin değilim ama erkeklere yer veriyor ve bir şekilde kadın düşmanı bir tavır sergiliyor. Bunun yanında Avustralya Devleti diyor ki... Ha, sana bir şey daha soracaktım. Bana çok ilginç geldi de bu işte Amerikalı orkestra şefinin Marie Alsop'un Viyana Radyo Senfoni Orkestrası'nın başına gelmesininle ilgili haberde. Burası mıydı yoksa senin söylediğin senfoni orkestrası mıydı? Şunun için soruyorum. 20 yıl önce ilk kez kadınlara yer vermeye başlamış ama 26 yıldır orada aslında yani daha öncesinden beri bir çellist miydi çok emin olamıyorum. Artçı olmalı sanıyorum. Viyana Filarmoni'den bahsediyorsun değil mi? Sanıyorum. Pardon. Arfta doğru söylüyorsun. Elini bile sadece elini evet, göstermemeye çalışıyorlarmış. Kadın olduğu orkestrada anlaşılmasın diye. Bu kadar cinsiyetçi bir gelenekten bahsediyoruz yani Viyana'da. Evet, fakat iki ayrı orkestradan da bahsediyoruz. Tamam yani, pardon. Viyana Filarmoni hakikaten son derece cinsiyetçi ve aslında ayrımcı bir orkestrayken aslında Viyana Filarmoni de böyle bir orkestra olduğu için aslında ülkedeki işte aktivistler, feministler bunu o kadar protesto ediyorlar ki artık aslında bunun bir meyvesi gibi de bu anlaşma yapılıyor. Yani bu orkestra şefinin artistik direktör olması aslında sadece orkestra şefi çok başarılı olduğu için de ya da işte ne bileyim çok iyi çalıştıkları ve birbirleriyle çok iyi anlaştıkları için değil. Bunu demek istiyorum. bu bilgileri de aslında yani bunun aslında anayasada olduğunu ve işte nasıl bir dönüşüm süreci yaşadığını bugün görüştüğüm Avustralyalı bir politikacıdan aldım. Yani ben hep merak ediyorum tabii Avusturya'yı çünkü orada çok uzun seneler yaşadım. Fakat özellikle bu son seçimlerden sonra yani işte sağcıların ve muhafazakarların iktidarda olduğu bu durumdan sonra biraz tabii oradaki arkadaşlarım, dostlarım da endişeli ve özellikle bu kadın kotası konusunda ciddi bir aslında direnç içerisindeler. Çünkü feministler kazandıkları bu hakları kaybetmek istemiyorlar. Ve çeşitli meslek grupları örgütlenip belki de bir sene boyunca bu duruma karşı eylemler yapma hazırlığındalar. Çünkü çok mutlular tabii Radyo Senfoni Orkestrası'nın bu kararına ve yapılan bu anlaşmaya. Yani 3 senelik bir kontrat imzalanmış. Ama bunu 2018 yılında Viyana gibi işte kültür dünya başkenti ya da işte müziğin beşiği diyebileceğimiz bütün dünyada işte öncüler çıkarmış dünyaya ve bütün dünyaya yüzünü dönmüş bir ülke için aslında çok da utanç verici de bir tablo ne kadar büyük bir adım olsa da çünkü Viyana'dan bahsediyoruz. Evet bu kadar geç kalmış bir adım yani değil mi? Evet çok çok geç kalmış yani çok tabii çok şahane bir durum ama zaten orkestra şefi de aynı şeyi söylemiş hani bunun böyle 2018 yılında böyle bir ilk olmak hani böyle anılmak istemezdim demiş. Evet. Ama yine de tabii Avusturya'nın bu kadın politikası benim daha çok açıkçası ilgimi çekti. Çünkü bu resmi dairelerde oluşan bu kadın kotasının aslında artık özel sektörde de olması için bir mücadele veriliyor aslında şu anda mecliste. Bu benim için çok ilginç. Onun dışında size söylemek istediğim bir şey daha var. Etnomüzikoloji ve Halk Müziği Araştırma Enstitüsü'nde çalışan bir arkadaşım, bir dostum Hande Sağlam'la konuştum. Kendisi Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde akademisyen. Ve onun gözlemlerini de sordum. Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde yaklaşık 4-5 senedir başvurularda kadınların hangi kriterlerle, hangi sebeplerle elendiği çok sıkı denetleniyormuş. Ve bu denetlemeler denetlemeler artmış ve bunların yani insanların neden işe alınmadığı, kadınların neden işe alınmadığı gerekçelendirilmiş ve bunlar biraz daha sıkı denetlenmeye başladıktan sonra aslında çok daha fazla kadın sanatçı, akademisyen, hoca aslında okula alınmış. Yani bunu hep beraber fark etmişler okul içerisinde. Güzel. Demek ki aslında bu hem kadın kotaları hem de bu tür denetimler etkili oluyor ve kadınların her alana, toplumsal hayata da, iş hayatına da katılımını arttırıyor demek ki. Harika. Yani Avusturya bu konuda aslında bence çok yapıcı, çok güzel adımlar atmış ve bu yolda gidiyor. Yani ne bileyim sadece tek başına kadın bakanlık. Kadınların olması bile yani bir aile bakanlığı değil bir kadın bakanlığının olması ve işte ne bileyim bir kadro açıldığında bir üniversitede 3 ya da 4 kişilik oraya neden
bir kadın alınmadı, eğer alınmıyorsa neden, hangi sebeple kadın alınmadı ve bunun üzerine gidiliyor olması tabii olağanüstü bir şey yani. Özellikle bizim ülkemizde mesela böyle bir şeyin daha yanına bile yaklaşamadığımız için bana böyle biraz Alice Harikalar Diyarında falan gibi geldi bunları öğrendiğimde. İklim, valla çok güzel bilgiler verdin. Teşekkür ederiz. Senden ayrılmadan önce soralım. Şimdi ben seyircilerimize de hatırlatayım. İklim Tankan, mezzo soprano Senem Demircioğlu ile beraber Fazıl Say'ın prodüktörlüğünde bir projeyi, bir albüm çıkardı, bir projeyi hayata geçirdi. Bu projede Cemal Süreyya, Edip Cansever, ne bileyim işte Metin Altıok gibi Türkiye'nin en önemli şairlerinin şiirlerini beraber yorumluyorsunuz. Piyanoda sen, değil mi? Bu çok güzel bir proje. Biz seyircilerimize varsa yakınlarda bu projeyle ilgili bizi haberdar edebileceği yeni konserler, bir onu paylaşmanı isteriz. Bir de senin çok özel bir yanın daha var. Sen Viyana'da pedagoji eğitimi de almışsın, yani müzik eğitimi konusunda. O yüzden de sosyal medyadan da seni takip ediyorum, görüyorum, çocuklarla çalışıyorsun. Ve çok da hoş şeyler söylüyorsun. Yani sadece piyano çalmıyorsunuz. Çocuklarla başka tür bir yaklaşımla belki hayatı paylaşıyorsunuz. Çok güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Bir de o projenden bahsedersen çok seviniriz. Çocuklarla aslında eğleniyoruz. Ben onlarla gerçekten hem aklımı çok dağıtıyorum hem çok mutlu oluyorum. Ve oyun oynuyoruz bol bol. Aslında onları bilgi enjekte etmeye çalışmıyorum. Dolayısıyla çocuklar böyle benim gerçekten çocuklarım gibi geliyorlar. İşte biraz piyanoyla oynuyoruz, biraz müzik dinliyoruz, biraz klasik müzik, masallar dinliyoruz falan. Çocuklarla ilgim, yani çocuklara ilgim pedagoji eğitimin dışında çocukları da çok seviyor olmamdan aslında, yani onlarla vakit geçirmeyi hakikaten seviyorum. Ve 18 Şubat'ta onların bir sınıf konseri olacak, size onu duyurabilirim en azından. Tamam. Çünkü benim için bu çok özel, öğrencilerin sınıf konseri Dastas'ta, Ataşehir'de. Bir pazar öğlen böyle. Konser sonrası biraz söyleşi falan da yapabileceğiz, arzu ederseniz sizleri de beklerim. Harika. Onun dışında Senem'le beraber yaptığımız ilk Atlas projesinin yakın zamanda bir konseri yok. Onun epey bir konserini yaptık. Tabii ki devamı gelecek ama şu ara yok. Sanıyorum bahar aylarında İstanbul Müzik Festivali kapsamında, ama böyle biraz karışık, hem o albümden hem başka parçalardan bir repertuar hazırladık. Babylon Bumonti'de olacak. Ara ara başka böyle projelerimiz, bir şeylerimiz oluyor. Hepsini sosyal medya hesaplarımdan ben paylaşıyorum. Onun dışında da şu anda aslında aktif olarak yaptığım Azizname'yi belki duymuşsunuzdur. Yücel, evet. Ertin sahneye koydu. Şu anda sıklıkla aslında haftada iki kere falan Azizname temsilleri yapıyoruz. Azizname temsillerine sizleri davet edebilirim. Onun dışında konserlerimi zaten muhakkak özel olarak da haber veririm. Çok teşekkür ederiz. Medyaskop izleyicilerini de duyurmuş olduk bu sayede. Seninle ayrıca stüdyoda görüşmek üzere deyip vedalaşalım izninle. Çok teşekkürler yayına katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi, kolaylıklar diliyorum. Arkadaşlar, yayınımızın sonunda konuştuğumuz üzere geçen hafta kaybettiğimiz dünyanın en önemli bilim kurgu ve fantastik yazının da en önemli isimlerden biri olan, aynı zamanda edebiyat dünyası içinde yani büyük bir yazar olan Ursula Le Guin'den bahsetmeyi vaat etmiştik birbirimize. Onunla vedalaşalım. Ben aslında iklimin söylediklerinden Ursula Le Guin'in bir lafını alıntılamıştım. O geldi, yani çok çakıştı. Şimdi bu kadınların nasıl seçildiği, işleri alamaması, gelememesiyle ilgili şöyle bir sözü var. Diyor ki, asıl sorun 3. sınıf erkeklerin elde ettiğine erişebilmek için kadınların kesinlikle 1. sınıf işler yapmak zorunda olmaları. Bu bile bazen yetmez. Çünkü o 1. sınıf işleri de çoğunlukla 3. sınıf erkekler değerlendiriyordur. Maalesef doğru. Yani Ursula Le Guin hem feminist hem anarşist, evet, hem de barış yanlısı bir edebiyatçı olarak çok çok önemliydi. Bilmiyorum, bir şeyler söylemek ister misin? Ben de bir şeyini not almışım gene seninkine benzer. 1986 senesinde bir grup yazar bir workshopta kadınlara yönelik bir konuşmasından diyor ki, eğer yazdıklarınızın ciddiye alınmasını istiyorsanız evlenmeyin ve çocuk yapmayın. Daha da önemlisi ölmeyin. Ölecekseniz de intihar edin. Bunu onaylıyorlar çünkü, demiş.
Bana bu da enteresan gelmişti. Sen mi söyleyeceksin? Benden de. Kadınlar örnek değil ama daha karanlığın sol elinde yazdığı bir şey bu. Diyor ki, bir iktidara muhalefet etmek onun yöntemlerini kullanmakla değil, alternatif yaratmakla mümkündür. Bir şeye kendi araçlarıyla karşı koymak onu sürdürmektir çünkü. Asıl yapılması gereken bambaşka bir yol bulmaktır. Evet. Ve burada da sanata top atıp direniş ve değişim çoğu zaman sanatta başlar. Ve çoğu zaman da bizim sanatımızda başlar. Sözcüklerim. Çok güzel bir alıntı yaptın. Karanlığın sol elinin çevirmeni değilim. Ümit Altuğ çevirmişti, Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Ama ben yayını hazırlayan olarak yayını ismim var. Ne kadar güzel. Çok gurur duyuyorum. Onu söylemiş olayım. Benim çok sevdiğim bir yazar var. Şu sıralarda o da çok biliniyor. Damızlık Kızın Öyküsü adlı romanı geçen sene Amerika Birleşik Devletleri'nde diziye uyarlanmıştı. Ve sonra bu kitap da 30 yıl sonra en çok satanlar listesine girmişti. 40'tan fazla eseri var orada. Kanadalı yazar, şair ve eleştirmen Margaret Atwood. Margaret Atwood da Ursula Le Guin'in ardından bir yazı yazmış. Ben onunla bir hatırlatmak istedim. Yıllar önce, yani çok diyor ki en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde Ursula Le Guin aramızdan ayrıldı. Gerçi 88 yaşındaydı yani yani gene de yani her ölüm erken ölümdür deriz ama güzel de yaşamış bir insan. Hep üretmiş 9 yaşından itibaren. Neden şimdi en çok ihtiyaç duyduğumuz dönem diyor? Çünkü kadın haklarının, yine iklimde bahsetti, hepimizin de zaman zaman konuştuğumuz üzere gasp etmek isteyen iktidarların çoğaldığı, liderlerin, ideolojilerin yükselişe geçtiği bir dönemdeyiz. O nedenle şöyle bir atıfta bulunuyor. Ursula Le Guin'in Omelas adlı bir uzun öyküsü var. Çok meşhurdur. Omelas bir kasaba, çok mükemmel bir kasaba. Yani herkes çok mutlu, müreffehler, kasaba sakindir. Fakat bir bedeli var bunun. Küçük bir kız çocuğu kasabada bir zindanda, sefil koşullarda yaşıyor. Tutsak ediliyor. Eğer hani bu çocuk oradan çıkarsa kasabanın bütün bu şeyi bitecek. ve bu çocuğu oradan kurtarmak isteyen, vicdanen rahatsızlık duyanlar da bunu çözüm olamayacağını, bunu yapamayacaklarını düşünüyorlar. Çocuk için zaten her şey çok geç diye düşünülüyor. Bu durumda kendilerine yediremiyorlar ve Omelas'ı terk edip gidiyorlar. Nereye gittiklerini, son cümlesi de şöyle öykünün, nereye gittiklerini biliyor gibi Omelas'ı terk edip gidenler diye. Margaret Atwood, Ursula Le Guin'le bir seminerde işte bir araya gelmişler. Ona demiş ki, nerede diyor, nereye gidiyorlar nereye Omelas'ı terk edenler? Ursula Le Guin buna cevap vermemiş, kaçınmış cevap vermekten. Margaret Atwood diyor ki aslında bugün bizler de diyor bütün zenginliğini, refahını kötü koşullarda, yoksulluk içinde yaşayanların emeğine borçlu olduğumuz şehirlerde yaşıyoruz diyor. Bunu çok güzel bir anıştırmayla hatırlatıyor ve diyor ki Ursula Le Guin barış yanlısı, şiddet karşıtı bir feminist ve bir anarşist olarak hayatı boyunca işte bu soruya yanıt aradı. Hani Omelas'ı terk edenler nereye gittiler? Özerk, kendi kendini yöneten, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı olmayan, insan dışındaki canlıların varlığına da saygı duyulan, şimdiki gibi çocuğun kendisine ve anasına değer vermeyip sadece doğurun doğurun diyen toplumlar değil de çocuk seven bir toplum arzu ettiğini, bunların düşünü kurduğunu hatırlatıyor romanlarında. Mülksüzler çok büyük bir antikapitalist ütopyadır. Yani çok önemlidir o anlamda. Hala antikapitalist yazının en önemli eserlerinden biri sayılır. Karanlığın sol eli keza işte cinsiyetsiz, daha doğrusu cinsiyet değiştirebiliyorlar kadınlar erkekler. O anlamda cinsiyet eşitliğinin olduğu bir toplum. Ursula Le Guin şöyle diyor, onunla bitireceğim ama adaleti hayal edemezsek sebep olduğumuz adaletsizlikleri de kavrayamayız. Özgürlük hakkında düşünmezsek özgür olamayız. Bunlara erişebileceklerini hayal etme şansı bile olmayan insanların adalet ve özgürlüğe ulaşmasını talep edemeyiz diyor. Umarım herkes bunları hayal edebilsin diyelim. Bu da tabii edebiyatla, sanatla daha kolay ve mümkün. Programımızın sonunda da size sanatla baş başa bırakacağız. Dedik ki işte Viyana Radyo Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın artistik direktörü bir Amerikalı oldu. Bir kadın, Marin Alsop.
Marin Alsop Verdi'nin Requiem'ini yönetiyor. Aydınlanma Çağı Orkestrası'yla biz de bu eserden böyle kısa bir bölümle size bu akşamlık veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.